Kadınların en büyük tutkularından biri çantalar. Yazın gelmesiyle çanta modası da değişti. Bakalım bu sezon çanta modellerinde neleri göreceğiz? Yazın yaklaşmasıyla birlikte kürklü, ağır deri çantalar rafa kaldırılıyor. Bakalım onların yerini neler alacak? Yanımda Ceren Barlas var. Ceren Hanım, geçtiğimiz sezon 1001 çeşit hasır çanta gördük. Şu anda da elinizde görüyorum. Gerçekten çok şık bir model var. Peki bu sezon da 2019 yılında da devam edecek mi? Hasırın bence zamanı yok. Her yaşa uygun. Hı-hı. Özellikle bu tip hasırlar Türkiye'de olmadığı için müşterilerimiz çok tercih ediyorlar. Bu da gerçekten çok hoş gözüküyor. Ceren Hanım, şöyle bir durum var. Hasır çanta denilince önceleri aklımıza direkt yaz geliyordu. Fakat son zamanlarda kışın da etrafta bolca görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Artık hasırlar, zamansız parçalar var. Hasırlarda zamansız parçalar arasında. Kışın da takıyoruz. Artık kışın terlik de giyiyoruz. Ekonomi yapıyoruz. Peki çalışan hanımlar için biliyorsunuz böyle büyük çantaların önemi çok fazladır. Çünkü içine bir sürü şey koyabiliriz. Evet. Peki çanta boyutlarında bir değişim görecek miyiz bu sezon? Sanıyorum ki yine büyük çantalar revaçta. Fakat bolca har modelden büyük mü olacak? Ya, bu tip çantalar daha çok küçük, valize kolay girebilecek ve daha kendinden büyüyebilecek çantalar. Aslında bence küçük çanta değil, sezonu bu sene büyük çantalar tamamlayacak. Kullanımı da oldukça rahat. Kolay şöyle, rahat değil, evet değil mi? Peki çantalarda özellikle hangi renkler ön plana çıkacak? Bu sene renk senesi aslında. Mavi çok ön planda, kamuflaj ön planda, griler, yeşiller, yine dediğim gibi bordolar, özellikle sarı, turuncu, yeşil. Sanırım bunlar plaj çantası. Evet. Plajda da insanlar daha çok bu sene özellikle PVC çok var. Biz özellikle Türk kadınlarına ekonomilerine katkı sağlamak için de hem ördürüp yani evde örüyorlar. Üzerini PVC ile birleştirip bu şekilde yapıyoruz ve plaj için çok rahat. Hem içi gözüküyor, ne aldığını biliyorsun. Hem de bence gösterişli. Evet, şeffaf olması da gerçekten çok güzel çünkü yazın zaten renkli şeyler giymeyi seviyoruz. Parayollarımız, terliklerimiz. O yüzden şeffaf görüntünün içinde de rengarenk bir görüntü oluşturmuş oluyoruz. Özellikle çocuklu anneler için de kovasını, oyuncaklarını atabilir. Kolaylık yani, bu daha başka. Büyük çanta bence her zaman kolaylık küçük çantadansa. O yüzden bence bu sene yine büyük çanta plajda da tercih edilecek. Evet. Özellikle gece kombinlerimizde küçük çantalar tercih ediyoruz biz. Çünkü yanımıza alacaklar daha sınırlı şeyler olabiliyor. Bir ruj, bir allık örneğin. Aynen öyle. Peki hem geceye hem gündüze kombinlenebilecek çanta modelleri nelerdir? Mesela şöyle bakacak olursak bu tip çantaları hem gündüz çapraz olarak takıp hem akşamları buradan böyle çıkartıp elde de kullanılabiliyor. Aslında gece bence daha çok daha küçük çantalar tercih edilmeli. Gündüze nazaran, en azından çapraz gündüz bir jeanle taktığın bir çantayı akşamda bir gece tuvaletiyle elinde bu şekilde taşıyabiliyorsun. Evet, gerçekten çok kullanışlı bir çanta bu da. Çok farklı bir çanta modeli daha, ilk görüşte bir çanta mı acaba diye de bakıyoruz. Evet, anlatır mısınız biraz bize bu modeli? Yine yaz geliyor, herkes seyahate gidiyor. Valizlerde artık yine pratik ve kolaylık istediğimiz için böyle bir çanta düşündük. Valize böyle giriyor. İçine eşya koyduğunuz zaman ağırlıkla beraber açılıp şu şekilde büyüyor. Yani bir aynen file bu tip oluyor. Evet, içi file. Bunların içi keten, bunların içi file. Çok bence yine kadınlar için hem plajda hem günlük kullanmaları için ideal bir çanta. Çanta alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kolay kullanılabilmesi, kullanışlı olması, ekonomik olması, her şey çok önemli. Ve siz ne istiyorsunuz? Büyük çanta mı, küçük çanta mı? Kadınlar çünkü bazen kararsız kalabiliyorlar.
Bence en önemlisi önce karar vermeleri. Hı hı. Çünkü bize gelen müşterilerimiz görünce aslında bunu düşünerek gelmiyorlar. Büyük mü, küçük mü? Yani boy, bence zevk. Hı hı. Ve en önemlisi bence fiyat. Ceren Hanım, bazen çanta alıyoruz ve uçuk fiyatlar ödeyebiliyoruz. Evet. Kaliteli bir çanta mı aldık demek oluyor bu? Bence pahalı midir? Bir çanta kaliteli demek değildir. Çok ucuza aldığınız şeyi yıllarca da kullanabilirsiniz. 2019 yazının çanta modellerini öğrendik. Bakalım çantalarımızı neler dolduracak?